Hayatı zorlaştırıyoruz kendimize. Beşiktaş'ı Caner üzerinden yıpratmalarına izin vermem. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a bazı sözler sarf eden Caner Erkin'in davranışlarını beğenmediğini dile getirdi. Orman, Caner'in yaptığını hiç beğenmedim. Camiamızın mensubunun böyle hareketlerde olmaması lazım. Basın üzerinden oyuncuma kampanya düzenleniyor. Kendisi pırlanta gibi bir çocuktur. Caner de Beşiktaş'ın etik kurallarına uyacak. Hırsı zekasının önüne geçmeyecek. Onun üzerinden Beşiktaş'a karıştırmaya çalışıyorlar. Ona da müsaade etmem dedi. Orman, hakem Mete Kalkavan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Beşiktaş Başkanı, çocuğun üzerinde Beşiktaşlı imajı yaratıldığı için o da Beşiktaşlı olmadığını göstermek için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Türkiye'de futbolun daha hızlı olması için hakemlerin oyunu az kesmeleri lazım. Aynı hakemler yurt dışında maç yönettiklerinde böyle yönetmiyorlar. Orada topu daha çok oynatıyorlar diye konuştu. Bu da esasında tabii çok önemli bir... Yurt dışında yaptıklarının neden öyle olduğunu sormamız lazım kendimize. Yani dünyanın en iyi hakemleri... Hakem olmaya adaylar, mesela Ali Palabıyık öyle bir adaydı. Ne olacak bilmiyorum şimdi. Yani dünyanın en iyisi olmaya, en iyilerinden biri, belki en iyisi olmaya adaydı. Artık bilmiyorum. Yani Türkiye'nin en iyisi olacak fırsatı bulabilecek mi onu da bilmiyorum. Şimdi o soruyu sorduğumuz zaman bir adam niye yurt dışında başka, Türkiye'de başka olur? Şimdi böyle bir durum varsa eğer burayı sorgulamak gerekir. Bizim iklimimizi sorgulamak gerekir. Evet. Herkes niye? Eğer bir tane bana bulursanız yurt dışında da içeride de iyiydi, bizim maçlarımızı keşke yapıyor yönetse, o zaman derim ki diğer hepsi sorunlu. Senin de bu noktaya gelmen ama hepsinde sorun. Hakikaten hepsinde... önemli bence. Ay yok canım, bu da var, bu tarafı da var. Yani ben hiçbir şey, biliyorsun, bir tarafından bakmam. Birçok yönü var. Ama hepsi, o soruyu kendinize sorun. Bu ölçüsü budur. Doğru. Bir tane bulabiliyorsanız diğer hepsinde sorunlu diyebilirim. Ama hepsi sorunluysa o zaman bizim tabağımızda sorun var demek. Bakalım. Doğru. Bu böyle. Ha bu hakem, ben hakem eleştirisi yapmayacağım mı artık? Yapacağım tabii, niye yapmayayım? Tabii ki yapacağım. Evet. Çok büyük yanlış gördüğüm zaman yapacağım. Ama şimdi mesela pazar günü hep beraber tufaya düştük. Hepimiz dedik ki rezalet bir hakem kararı, golü iptal etti, Efe ölmüş. Bak yanlışı rezalet doğruyu... bir hakem kararı, penaltıyı vermedi. E penaltı değilmiş. E ne tabii yapacağız şimdi? Yanlışı doğruyu söylemek başka bir şey. Orada iyi niyet, kötü niyet aramak başka bir şey. Çünkü orada iyi niyet, kötü niyet ararsak bu sefer senin söylediğin asıl büyük meseleyi çözemeyiz. Onu halının altına süpürmüş oluruz. Çünkü hakikaten bu ortamda bu hakemler bu maçları yönetemiyor işte. Yönetilemez. Şimdi Caner konusuna da gelince, şimdi burada Caner'i işte Caner sebebiyle Beşiktaş yıpratılıyor falan. Bunlar olabilir. Belki de öyledir. Bazılarının niyeti odur. Ancak buradaki temel konu Beşiktaş açısından, Beşiktaş kulübü açısından bakıldığında başka. Beşiktaş kendisine diğer hiçbir kulübün seçmediği bir yol seçti. Ve dedi ki, efendiyim ben dedi. Yani çok ciddi bir yükümlülüğün altına soktu kendisine. Dedi ki, ben diğer hepinizden farklıyım. Sizin sahalarınızda ya da sizin takımlarınızın oyuncularının yaptıklarından benim takımımda olmaz. Yani bunu ben yapın demedim. Beşiktaş kendisi, Beşiktaş yönetimi kendisi yaptı. Dedi ki, ben efendiyim kardeşim. Şerefimle oynar, hakkım da kazanırım. Çok ciddi bir yükümlülük bu. Söylüyor, diyor ki Caner'in yaptığını hiç beğenmedim diyor zaten. Beğenmedim mi? Evet. Orman diyor ki Caner'in yaptığını hiç beğenmedim. Camianın mensubu böyle hareketlerde olmaması lazım. Yani bayramlarda büyüklerin elini öpmediyse o hareketi beğenmezsin. Ama büyüğüne arkadan o küfürleri ediyorsa o beğenmemenin dışında bir şey yapman gerekir.